Duydun beni baba. Sıla ile evleniyorum. Nişanımızı da hemen haftaya yapacağız. İşte o kadar. Sıla ile evlenmek mi? Ne diyorsun oğlum sen? Ne nişanı, ne evlenmesi? Evleniyorum diyorum baba. Hayır. Olmaz öyle şey. Sen Sayar ailesinin varisisin. Meltem ortağımızın kızı. Onu bırakıp da... Ben kararımı verdim. Sıla ile evleneceğim. Sen böyle bir şey yapamazsın. Bunca yıllık itibarımı yerle bir edemezsin. Ben el aleme ne derim oğlum? Aşık oldu dersin. Hayatında bir kez olsun kalbinin sesini dinledi dersin. Meltem gibi kötü kalpli, entrikacı bir kızı istemedi. Aşık olduğu, o saf, masum, güzel kalpli kızı karısı olarak seçti dersin. Hatta belki övünürsün Sıla'yla. Yeter artık, yeter! Kimin ne dediği umurumda değil baba. Ben Sıla'ya aşığım, onunla da evleneceğim. Bu kararımı hiç kimse değiştiremez benim. Hayır, bana bunu yapamazsın. İşin altından nasıl sen çıktın demek. Oğlum bana aradan son oyundu. Geberteceğim seni de ben. Emre dur. Sakin ol. Nereye gidiyorsun? Murat. Eğer o Bora'nın üstüne şimdi gidersek... ...o aşağılık adam suçlu duruma düşmemek için... ...Esin'i de videoyu da ortadan kaldırabilir. Ama eğer ben tek gidersem... ...kimsenin ruhu duymadan... ...videoyu da Esin'i de elinden alırım. Zeynep içeride eziyet çekerken... ...onun son şansını riske atamam. Emre. Tek bir şartla. Bir şey olursa hemen beni arayacaksın. Hayır. Bunu yapamazsın. O kızla evlenemezsin Tarık. Ben seni yıllarca bekledim. Sen sadece parmağıma bir söz yüzüğü taktın. Nişanlanalım dediğimde bin tane bahaneyle geçiştirip durdun. Ben sustum. Sabırla bekledim seni. Sesimi çıkarmadın. Şimdi iki günlük tanıdığım bir kızla evleneceğini söylüyorsun. Seni yıllardır bekleyen insanı bir kalemde silip atacağını söylüyorsun. Bana bunu yapamazsın. 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 Ben bunu hak etmiyorum. Hak etmiyorum. Bunu yapamazsın. Sakin ol. Otur şuraya. Otur şuraya. Yapamazsın. Ben sana çok aşığım Tarık. Ben seni yıllarca bekledim. Sen evliliğimizi ertelerken ben aileme karşı hep seni savundum. Seni ancak ben anlayabilirim Tarık. O iftiracısına değil ben anlayabilirim seni. Ben! Seni merak ediyorum Tarık. Sen bana aitsin. Benim. Benimsin. Seni sadece merak ediyorum. Yaptığını beğendin mi oğlum? Kızın geldiği hale bak. Sebebi olacaksın. Bırak artık bu Sıla sevdasını. Sana yakışanı yap oğlum. Benim yaptıklarıyla övündüğüm, gurur duyduğum oğlum gibi davran. Ben ne Sıla'dan ne de onunla evlenmekten vazgeçmeyeceğim. Ben de yaşadığım sürece bu eve Meltem'den başka gelin olarak kimse girmeyecek. İşte o kadar. Sen kabul etsen de, etmesen de Sıla benim karım olacak. Sen beni ezip geçiyorsun öyle mi? Hayır baba, seni ezip geçmiyorum. Sadece doğru bildiğim şeyi yapıyorum ben. Tarık! Tamam kızım. Tarık gitti. Tamam, sakin ol Tarık. Korktum başıma geldi abla. Baba oğul birbirlerine girdiler işte. Ne oluyor oğlum? Niye bağırışıyorsunuz? Bana bir şey sormayın hala. Babamla Meltem anlatır size ne olduğunu. Tarık oğlum. Tamam bırak sen. Üstüne gitme. Meltem'i bir an önce bu evden gönder. Onunla ben konuşacağım. Allah'ım sen yardım et.
yükün Zeynep. Kurtaracağım seni oradan. Özgürlüğüne kavuşacaksın. Sonra da senin kahramanın olacağım. Ömür boyu birlikte olacağız. Çıkarın beni buradan. Duydunuz mu, beni buradan çıkarın diyorum size. Allah kahretsin. Seni daha fazla saklayamayacaksın Bora. Oyununu bozacağım. Ve seni polise teslim edeceğim. Ve Zeynep'e yaptıklarını tek tek itiraf edecek. Söz veriyorum. Kurtaracağım seni buradan. Biraz daha sabret. Keşke baştan beri inansaydın bana. Hiç bu hale gelmeseydi. Temiz kalsaydı bizim aşkımız. Şimdi bir labirentin içinde gibiyiz. Ne ileri gidebiliyoruz, ne de geri dönebiliyoruz. Bizim için çıkış yok işte. Nasıl yapar? Nasıl yapar Tanrım onu? Nasıl yapar? Tamam kızım, tamam artık. Harap ettin kendini. Ben Tarık'la konuşacağım. Ah be Tarık. Yaptığın şeye bak ya. Meltem. Hadi artık sen de evine git. Git de dinlen. Biz eşyalarını sonra göndeririz. Siz? Siz de mi bana inanmıyorsunuz Arzu teyze? O kız bana iftira attı diyorum. Yalan söyledi sırf sizin gözünüzde küçük düşürmek için. Sırf beni karalamak için. O kızın tek derdi gelip bu eve gelin olabilmek. Meltem kızım, biz kimin yalan, kimin doğru söylediğini çok iyi anladık. O yüzden kendini hiç yorma. Arzu teyze, ne olur inanın bana. O kız bana iftira attı diyorum. Sırf Tarık'ın yanına çekebilmek için yalan söyledi. Tarık bu saatten sonra bana hayatta inanmaz. Eğer siz de bana sırt dönerseniz Tarık'ı tamamen kaybederim. Kızım belki de en doğrusu bu. Sizin birbirinizden uzak kalmanız. Siz birbirinize iyi gelmiyorsunuz. Ne diyorsunuz siz Arzu teyze? Olmaz öyle bir şey. Gör artık kızım, Tarık istemiyor seni. Zorlamanın bir manası yok. Hayır, hayır, vazgeçmeyeceğim Tarık'tan. Kızım tamam, tamam. Sen de üstüne varma artık kızın ya. Sen de kendini topla artık. Ben olduğum sürece Tarık böyle bir şey yapamaz. Sen evine git, birazcık dinlen. Sonra konuşuruz kızım. Hadi bakalım.
Cengiz, ne demek istedin Tarık bir şey yapamaz derken? Tarık bir şey mi yapacak? Tarık Sıla'yla evlenmeye karar vermiş Arzu. Ya şurada kıvrılıp yatsam ya ben. Beni bulup gelip boğazıma çökerler mi acaba? Bir dakika ya. Ben kurtuldum ya. Onlara muhtaç değilim ki. Ay tabii ya. Şu kamerayı da bulursam bir kuş kadar özgür olurum. Aramıyor işte. Aramayacak da. Tabii yani kollarını açıp beni gelinleri olarak kabul edecek değillerdi ya. Olmayacak bu iş galiba. Ama ben demiştim beni kabul etmezler diye. Ben söylemiştim. Onlar gelinleri olarak Meltem'i istiyorlar. Beni kabul etmezler demiştim. Of Tarık, of. Niye dinlemedin ki beni? Tarık, geç bakayım sen şöyle. Şurada oturalım da konuşalım biraz, geç. Hala ne konuşacağız artık daha ya? Ne konuşacağız? Of! Sözde Sıla'yı eve getirip herkese hayatımda sadece Sıla olduğunu anlatacaktım. Kız bir hevesle hazırlandı. Heyecanla beni bekliyordu. Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim ona? Ben de tam onu söylüyorum işte. Cengiz dediğim dedik. Sen Sıla'dan ben vazgeçmem diyorsun. Peki ne olacak Tarık? Ha, ne olacak? İşler giderek içinden çıkılmaz bir hal alacak. Hala, ben ne dersem diyeyim. Babam yine Meltem'e inanıyor. Artık benim yapacak bir şeyim kalmadı. Olmaz. Babanı hiçe sayamazsın sakın. Hala, ben bugüne kadar babama saygıda kusur etmedim. Ama artık sevdiğim kadınla mutlu bir hayat sürmek istiyorum. Tamam. Şuraya geç otur bakayım sen. Ondan sonra bir hal çaresi bulacağız. Geç. Merhaba. Ben Bora'nın arkadaşıyım. Boğazım çok kurudu da içecek bir şeyler alayım diye gelmiştim ama tabii siz şimdi diyeceksiniz ki içecek bir şeyin kutuda ne işi var? Çok haklısınız ama kafa işte benim bazen böyle gidiyor. Neyse ben gideyim mutfaktan içecek bir şeyler alayım. Pardon anlayamadım efendim. Ay bu konuşamıyor ya. Ya evet evet neyse. Siz biraz dinlenin, ben de mutfağa gideyim. Ay Allah'ım ya, ev değil.
evi mübarek. Koydun şu kamerayı Allah'ın cezası. Cehennemin dibine de koysam bulacağım. Sado! Sado! Sadık! Babam benim ne kadar kararlı olduğumu görürse işte o zaman Sıla'yla birlikte olmama razı gelecektir sonunda. Ama mesele bu değil ki. Babam Meltem'i melek, Sıla'yı şeytan gibi görüyor. Sıla ağzıyla kuş tutsa da değiştiremeyecek bu gerçeği. Ben istiyorum ki Sıla'nın ne kadar harika bir kız olduğunu görüp tanısın. Onu sevsin istiyorum. Bırak şimdi bunları. Bunlar sonraki işler. Şimdi önemli olan başka bir mesele var. Sıla bu akşam burada olanları öğrenirse ne olacak? Çok üzülecek. Çok. Haklısın ana. Çok üzülecek. Yıkılacak resmen. Ama bunu da bir şekilde söylemem lazım ana. Of. Ne yapacağım ben? Bir şeyler yapmam lazım. Sıla'ya moral olsun. Yüzü gülsün. Hem de şu ortalık biraz sakinleşsin. Ne yapacağım ben? Nasıl bir şey? Tatil falan gibi bir şey mi? Tatil? Tabii ya. Sen çok yaşa adam. Baş başa bir tatil ikimize de çok iyi gelir. Tarık nereye? Bu güzel haberi Sıla'ya ver be. Ah aşk, sen nelere kadirsin. Ya Sado neredesin ya? Ay yine ortaya çıktı bu manyak ya. Allah'ım bak. Kamerayı bulayım. Başka bir şey istemiyorum ya. Yani buhar olup uçtun mu be adam? Neredesin ya? Hayırdır Esin? Yerini yadırgadığında gezintiye mi çıktın yoksa? Ama sen böyle dolaşma. Çünkü abim senin yorulmanı hiç istemez biliyorsun. Sado! Buradayım abicim. Bir fare yakalıyordum da. Ben biliyorum senin derdini. Bunu arıyordun değil mi? Nesin beni hiç tanıyamamışsın. Sence ben Zeynep'in özgürlüğünün bağlı olduğu bu değerli emaneti yanımdan ayırır mıyım hiç ha? Ona gözüm gibi bakıyorum bak. Ben mi dedim sana? Kim var orada? Bak Sado, evde Esin gibi bir püsküllü bela varken çok dikkatli olmalıyız. Onun burada olduğunu kimse görmemeli. Liz, Zeynep'in arkasından iş çevirmek için birlik oldunuz demek. Yok.
sonuna geldik. Önünde sonunda bozacağım oyunu. Baba, sen böyle dalıp dalıp gittikçe ben kötü oluyorum. Kör olayım ki. Ne yapayım? Mesmer abla elimde değil. Bir yandan annemi düşünüyorum. Ben yokken onun gözüne uyku bile girmiyordur. Üzüntüden bir şey olacak diye korkuyorum. Elimden de bir şey gelmiyor. Bir yandan da yavuklum var tabii. Var, var da onunla da sonumuz belli değil. Ne olacak hiç bilmiyorum. Bak aklıma ne geldi. Al bunu. Ne bu? Arap tılsımıymış. Urfalı bir arkadaşım vermişti. Derler ki kim bunu takıp yatarsa rüyasında sevdiği insanı görürmüş. Al bakalım. Hadi saçlarını topla da bugün de sana takalım. Artık kimi görmek istiyorsan rüyanda sabaha kadar hasret giderirsin onunla. Ha? Hadi bakalım. Ha? Kız çok güzel oldu. Sağ ol. Hadi yatın artık. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da abla. Tarık, akşam geldin, hazırlan, gidiyoruz, alime evliliğimizi açıklayacağız dedin. Şimdi gelmişsin, hadi hazırlan, tatile gidelim diyorsun. Ben gerçekten senin hızına yetişemiyorum artık. Hayır, birdenbire nereden çıktı şimdi bu tatil planı? Son zamanlarda çok kötü şeyler yaşadık. Ortalık biraz sakinleşinceye kadar kafamızı toparlarız dedim. Fena mı olur bir tatile çıksak? Çok iyi olur aslında. Hem sen yanımda olduğun sürece nereye olursa olsun giderim ben. Gidiyoruz o zaman. Hem sana orada benim çok güzel bir sürprizim olacak. Neymiş o? Adı üstünde sürpriz. Gittiğimizde görürsün. Öf Tarık çok kötüsün. Hadi hazırlanalım o zaman. Sıla bunlar bu mevsim için uygun kıyafetler değil ki. Benim başka kıyafetim yok ki. Tabii ya. Nasıl düşünemedim bunu? Hemen gidip benim güzel karım için yazlık kıyafetler alıyoruz. Hadi. Ben gerçekten senin hızına yetişemiyorum artık Tarık. Hadi ama acele et. Daha gidip bir sürü mağaza gezeceğiz. Hadi. Tamam tamam geldim. Günaydın sultanım. Günaydın hayatım. Geç otur, çayları koydum ben de. Herkes nerede? Vallahi senle ben varız. Seher ablamın işi varmış, erkenden kafeye gitti. Emre ile Tarık da bütün gece yoktular evde, gelmediler. Keyifleri bilir. Keşke biraz izin versen de öyle olsa. Anlamadım. Niye böyle bir şey söyledin? Bak Cengiz, ben bütün gece düşündüm. Tarık'ın yanlış bir şey yapacağına inanmıyorum. Meltem'le evleneceksin diye zorlama. Eğer Sıla'yla evlenmek istiyorsa bırak çocuğu, evlensin, mutlu olsun çocuk. Ne yapıyorsun be kadın? Rüyamın en güzel yerinde uyandırdın beni. Ya senin ne işin var burada bir kere ya?
Sokmuşsun bir de ayaklarını burnumun dibine. Hayır, ben de sabahtan beri nefes alamıyorum, niye diye düşünüyorum. Seni korumaya gelmedim herhalde. Bir punduna getirip kaçarsın diye tedbir almaya geldik. Ha. Bu arada sen amma horluyor musun be? Maşallah, motor sesi gibi. Bütün gece kulağımın zarını patlattın. Saçma sapan konuşma be. Ben hayatta horlamam. Bütün horlayanlar öyle söyler zaten. Oo, Sado. Bakıyorum da bayağı. Tam niyeti arttırmışsınız Esin Hanım'la. Ama keyfiniz bozulacak maalesef. Hadi sen de toparlan. Karakola gidiyoruz, vakit geldi. Önemli bir ifade vermen gerekiyor. Zeynep daha fazla bekleyemez. Ya bari iki lokma yiyecek bir şey verseydiniz ya. İnsanım ben de yani. Karnım acıktı, midem sırtıma yapıştı vallahi. Aç kalman daha iyi Esin. Hani olur da ifade verirken bir pislik yapmaya kalkarsan. Ya da Zeynep oradan kurtulamazsa kan vereceksin. Ben sana niye bu kadar açıklama yapıyorsam. Oğlum paketle bunu. Gidiyoruz. Aa, paketle ne demek ya? Ay siz iyice zıvanadan çıktınız. Paketle ne demek? Ben eşya mıyım? Ben insanım. Ben insanım ya, insan. Ya hadi hadi yürü. Yürü. Birazdan ikinizin de yaptığı tüm kötülükleri ortaya çıkaracağım. Yürü hadi. Yürü dedim sana, yürü. Nereye gidiyorsunuz bakalım? Yine ne işler çeviriyorsunuz? Davetsiz bir misafirimiz var Sadu. Bu ne güzel tesadüf Emre. Ben de seni özlemiştim bak. Kalp kalbe karşıymış. Çıkış yolu göster. Ne olur. Zeynep! Sevgilim! Emre! Kurtulacaksın sevgilim. Sesime doğru gel Zeynep. Buraya doğru gel. Emre neredesin? Buradayım sevgilim. Kurtaracağım seni. Çok yakınındayım. Sesime doğru gel. Zeynep! Çok korktum Emre. Çok korktum. Ağaçların arasına sıkıştım kaldım. Ben buradan çıkamayacağım diye çok korktum. Korkma sevgilim. Bundan sonra hep yanında olacağım. Sizi kimsenin üzmesine, ayırmasına izin vermeyeceğim. Beni bırakma.
Seni asla bırakmayacağım. Zeynep, iyi misin anacığım? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Tamam. Emre, beni bırakma. Cengizciğim, bak seni anlıyorum ama... Evlilik sevmediğin, istemediğin biriyle bir ömür boyu sürmez. Bak bize, seninle tam 30 yıl devirdik. Başımız her sıkıştığında birbirimizden, aşkımızdan güç aldık. Tarık sevmediği, istemediği biriyle böyle bir hayatı nasıl yaşasın? Mutlu olamayacağını bile bile bir ömrü nasıl geçirsin? Çocuğumuzu mutsuzluğa sürükleyemeyiz. Ben de onu söylüyorum Arzucuğum. Ben oğlumu neyi, kimin mutlu edeceğini gayet iyi biliyorum. Bak Tarık'la Meltem yıllardır beraberler. Tarık'ı mutlu edecek kişi Meltem. Biz de ailesi olarak yanlış yapmasına engel olmalıyız. Arzucuğum, ben Meltem'in Tarık'a sadakatle bağlı olduğunu düşünüyorum. Son yaptıklarıyla da iyice gözüme girdi benim. Bilmiyorum Cengiz. Tarık bunu kabul etmeyecek. İyice inada bindirecek. Oğlumuzu kaybedeceğiz. Arzucuğum, ben konuşursam daha da kötü olacak. En iyisi senin konuşman. Üstü bunca anlatırsın. Bu eve gelin olarak girecek bir kişi varsa o da Meltem'dir. Son sözüm bu. Benim şirkete gitmem lazım zaten. Cengiz, ben Tarık'a böyle bir şey söyleyemem. Oğlumu karşıma alamam. Söylersin hayatım. En doğrusu anne olarak senin konuşman. Oğlumuzun hata yapmasına engel olmalıyız. Neyse benim şirkete gitmem lazım. Senden haber bekliyorum. Görüşmek üzere. Çok daha güzel olacaktır. Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Dünyalar güzeli karım için yeni sezon kıyafetlerinize bakmak istiyoruz. Beğendiğiniz model var mı? Siz bütün özel kreasyonlarınızdan getirin. Ama özellikle bu kıyafet olsun. Tabii, siz şöyle buyurun, ben hemen hazırlayayım. Tamam. Geç. Doktor! Gel gel, topla gel böyle, topla gel. Hiç bozma, hafif sağa yap. Esin'le ne işler çeviriyorsunuz? Zeynep'in en büyük düşmanı hapse girmekten niye kurtarıyorsun lan, konuş! Sado gel gel, bu komediyi kaçırma oğlum, bak. Doktor bey bizden hesap soruyor. Bugüne kadar Zeynep için ne yaptıysan hep ona zarar verdim. Onu düşünen birisi olarak kaderini senin ellerine bırakamazdım. Sen Zeynep'in kuyusunu kazanlara kol kanat gelerek mi onun iyiliğini düşünüyorsun? Dur Sado, dur. Emre'yi ben halledeceğim. Bu anı o kadar uzun süredir bekledim ki doktor bey. Şu kız kurusu yüzünden düştüğümüz hallere bak ya. Allah'ım, sen beni gerçekten seviyorsun galiba. İşte bu da kanıtı. Hadi kızım Esin. Şu manyaklara yakalanmadan kaç, kurtul buradan. Oh.
Babacığım, girebilir miyim? Gel kızım, gel. Bütün gece hiç uyuyamadım, seni merak ettim. Nasılsın? Senelerce aynı yastığa baş koyduğum insanın insafsız, vicdansız bir şeytan olduğunu da öğrendiğimde insan nasıl olursa işte öyleyim. Ama daha çok acıtan neydi biliyor musun? Gurur duyduğum, canımdan çok sevdiğim kızımın her şeyi bilip de bana söylememesi. Ya belki de ben hani sana iyi bir baba olamadım. Kadının eline bıraktım seni. Babacığım ben çok özür dilerim. İnan annemin bu kadar ileri gideceğini bilseydim bunların hiçbirine izin vermezdim. Gelirsem anlatırdım. Haklısın. Sen de haklısın. Yani kim düşünebilirdi ki bu kadar ileri gideceğini? Zeynep o çirkin iftiralar atıldığında kendi kızımın başına gelmiş gibi üzülmüştüm. Zavallı kızın çektiği acılar gözümün önünden gitmiyor. Dünyada ne vicdansız insanlar var ya demiştim. Yani gencecik hayatı bir kalemde silip atıyor demiştim. Meğer bunu yapan benim karımmış. Allah'ım bu nasıl bir utanç. Babacığım, ne olur yapma böyle. Topla kendini lütfen. Havalandırma zamanı hanımlar. Ay, kızım Zeynep, alt tarafı bir havalandırma, bu ne heyecan? Emre gelmiştir. Havalandırma saatlerinde seni duvarın dibinde bekleyeceğim dedi. Onu bekletemem. Zaten ben onu çok özledim. Sadece sesini duysam bile yeter. Gelmiş ol. Bak ben buradayım. Ne olur burada ol, ne olur. Ne olur burada ol. Bırakmayacaktın. Hani bırakmayacaktın. Ah be kızım. Üzme artık kendini. Abla söz verdi. Geleceğim dedi, seni bırakmayacağım dedi. Sana bir abla tavsiyesi Zeynep. Bak buraya düştüğün ilk zamanlar herkes sana çok söz verir. Özellikle sevdiceğin. Yanındayım, seni hiç bırakmayacağım der. Ama burada olmamıza önce onlar alışırlar kızım. Unuturlar. Bak havalandırma çok kısa. Derin derin nefes al. Çünkü içeride çok lazım olacak. Hadi kalk. Gel buraya doktor, gel. Kendi ellerimle geberteceğim seni. Aşağılık herif! Bir de Zeynep'i seviyorum diye geçiniyorsun. Onun en büyük düşmanına işbirliği yapıp parmaklar ardına soktun kızı. Sattın onu, sattın! Senin hiçbir şey bildiğin yok. Sen
Benim Zeynep'e olan sevgimi sorgulayamazsın. Ben onu kurtarmaya çalışıyorum. Ve seni koruyarak bunu kurtarmaya çalışıyorsun. Senin aklın böyle şeylere basmaz doktor. Rahat bırak artık bizi, rahat. Abi, dal dediğinden hazırım. Dur Sadu, dur. Senesini kontrol et. Emine'yi ben hallederim. Abi, Esin yok. Kaçmış. Allah kahretsin. Yine karşıma çıkıp her şeyi berbat ettin. Esin! Esin! Esin gel buraya! Hadi kızım Esin. Şu kodamanları da atlattın mı? Ölümsüzlüğünü ilan ettin demektir. Esin! Her şey düzelecek babacığım. Yeter ki seni yavrum. Ben biraz çalışayım da kendime gelirim kızım. Takılma sen. Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Vedat! Seni burada görmem çok iyi oldu. Benim Esin'i görmem lazım. Ne olur söyler misin, hangi odada kalıyor? Tamam Hülya, bir sakin ol. Bir yavaş yavaş anlat bakayım. Ya benim kaybedecek bir saniyem bile yok. Gidip Esin'e yalvaracağım. Gerekiyorsa ayaklarına kapanacağım kızımı oradan çıkarması için. Hülya. Esin kaçtı. Ne? Nasıl kaçar? Nereye gider ya? Gel geç şöyle, ben anlatacağım. Aklımı kaçıracağım. Gel bir sakin ol, bir otur. Allah aşkına anlat Vedat. Neler oluyor? Bak ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben çok da utanıyorum Hülya. Ama tabii bilmek hakkın. En başından beri Zeynep'e o iftiralar atan Esin'miş. Evet. Polis her şeyi öğrenmiş. Tabu celilikten sonra tutuklayacaklardı zaten işte. Ama Esin ortalıktan kayboldu. Nasıl kaçar ya? Kimse yok muymuş başında? Polis de mi yokmuş? Ya varmış da işte onu da bir şekilde atlatmış. Biz de bilmiyoruz. Ama hiç merak etme yani, polis arıyor. Her an yakalayabilirler. İyi misin sen? İyi değilim ben. Ben hiç iyi değilim. Benim Esin'le konuşmam lazım. Kızımın hayatı onun ifadesine bağlı. Hülya! Ah ulan Esin, sen ne yaptın bize Hülya? Hoş geldiniz. Beklediğiniz faaliyet raporlarını odanıza bıraktım. Sorduk mu? Hı? Ben sana sordum mu faaliyet raporları geldi mi diye? Ama siz hazır olsun dediniz. Kes! Kes, senden hiçbir şey istemiyorum. Ayak altında dolaşma yeter. Yöntemciğim, saçmaladın iyice. Sus Buse. Sus, bana karışıp durma. Allah. Kusura bakma. Sinirleri bozuk biraz. Seninle ilgili değil yani. Raporlarla ben ilgilenirim. Meltem. Saçmalamaya başladın iyice. Sinirlerine biraz hakim ol. Herkesi kendine düşman mı edeceksin? Ne yapayım Buse? Olamıyorum sakin. Nasıl olayım? Tarık Sıla'yla nişanlanacağım diyor. Sen söyle bana. Ben nasıl sakin olayım? Canım,
Ben sana durumu doğal karşıla demiyorum tabii ki. Ama biraz daha soğukkanlı olabilirsin. Bak böyle fevri hareketler sana hiçbir şey kazandırmayacak. Aksine işleri daha da yokuşa süreceksin, ondan korkuyorum. Tamam Buse, tamam. Sen de üstüme gelip durma. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Sinirlenince gözüm bir şey görmüyor. Neyse. Ben biraz işlerle ilgileneyim. Belki kafam dağılır. Bu salak kız raporları odanıza bıraktım demedi mi? Nerede bunlar? Of! Meltem Hanım tüm sinirini benden çıkardı. Ben ne yaptıysam ona. Sinirli olmak da haklı tabii ki. Tarık Bey burs verdiği kızla haftaya nişanlanıyormuş. Yakında da evlenecekler. Meltem Hanım bu siniriyle kimse çekemezdi zaten. Ama gerçekten acıyorum kadına. Düşünsene, yıllarca nişanlanacağım diye bekle. Sonra bir kız gelsin, alsın sevgilinin elinden. Vallahi ben de tırlatırdım. Sizin ne haddinizde bana acımak ha? Defol! Defol herkes işinin başına! Beğendim. Yine karşıma çıkıp her şeyi mahvettin. Kaybettik kadını. Numara yapma. Bu da senin bir oyunundur. Esin hapse gireceğini öğrendiğinden beri onu sen saklamıyor musun? Her şeyi mahvettin lan, her şeyi. Hiçbir şey bildiğin yok senin, yok. Sus. Gerizekalı. Esin. Esin çık dışarı. Bak nereye gitsen bulurum seni. Yerin dibine de saklansan bulurum seni. Esin çık. Ali, bu tarafta. Nereye böyle Esin Hanım? Polisle randevunuz vardı, unuttunuz mu? Yolun sonu bura. Oyun bitti. Neredesin be Sıla? Aç şu telefonu, aç. Ah be Mehmet. Ne zaman vazgeçeceksin bu sevdadan be oğlum? Herkese merhaba. Çok şükür. Hoş geldin. Hoş bulduk halacığım. Neler almışsın böyle bakalım? Biraz alışveriş yaptık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bittim, bittim. Ayaklarıma kara sular indi. Hoş geldin yavrum. Hoş geldiniz. Ankara'da girmedik mağaza bırakmadı bu kısalaşım. Aşk olsun Tarık. Ben mi istedim illa alışverişe gidelim diye? Sen zorladın beni. Hemen de alınırmış. Şaka yaptım canım benim. Hayır, bari halamın yanında yapma yani. İnsanlar beni yanlış anlayacak. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi bakalım. Bırakın artık gelişmeyi de biraz konuşalım. Geçin şöyle. Hadi. Siz nasılsınız halacığım? Daha iyi misiniz? Çok şükür evladım. Sizler. Bir de utanmadan dedikodumu yapıyorlar. Siz kimsiniz? Acıyorlarmış bana. Ama dur. Dur sen. Ben size yapacağımı biliyorum. Delirdin mi? Evet. Delirdim. Var mı? Hepsini kovacağım işte. Tüm personelimi kovacaksın. Gerekirse evet. Bu yaptıkları yanına kar mı kalsın? Canım bak haklısın. Yaptıkları çok terbiyesizce. Ama dur bir anlayalım olayı. Hem bunlar nasıl öğrendi bu kadar çabuk? Ben bir öğrenip geleyim. Sen burada beni bekle. Thank you.
Ah be kızım. İnsanlara bu kadar inanmamayı öğreneceksin. Gelecekti. Kesin başına bir şey geldi. Bırakmaz Emre beni. Bırakmayacağım dedi. Aşk insanı işte böyle kör eder. Gözünün önünde bir sürü yalanlar uçuşur ama sen görmek istemezsin. Zaman kızım zaman. O her şeyin ilacı. Bırakmayacak Emre beni. Bana bu acı bir kez daha yaşatmayacak. Yürü hadi yürü. Sakın yaklaşmayın lan. Geç. Ya bırak kolumu be. Emre. Bak hiçbir şey bilmiyorsun. Zeynep'in hayatını mahvedeceksin. Her şey bitti Bora. Yaptıklarınızdan çok pişman olacaksın. Zeynep'in adını ağzına alma. Sakın beni takip etmeye kalkmayın. Esin'i hapse tıktırmama hiçbir güç engel olamaz. Hadi geri basın. Abi emret atlayayım üstüne. Belki ben tahtalı köyü boylarım ama sen yengeye kavuşursun ha. Kes sesini Sadık. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Bir sahip çıkamadın şu Esin'e. Geç. Aferin. Çok güzel. Aferin. Hapse girmek için kendi sorunu kendi ellerinle hazırlıyorsun. Ah. Delilin de burada. Hadi yürü bakalım. Ya. Şşş, sakın gelmeyin ha. Geç. Bin hadi arabaya aç şu kapıyı. Aç. Esin'i bulmama anca Bora yardım eder. Ne pahasına olursa olsun bulacağım Esin seni. Seni bulacağım. Emre. Bak hiçbir şey bildiğin gibi değil. Bütün planı mahvedeceksin. Ben de onu istiyorum zaten. Esin'le senin bütün kötü planların suya düşecek. Hadi geç yürü bin. Emre. Bak Bora haklı. Doğru söylüyor. Her şeyi alt üst edeceksin. Hadi bırak yanlarına gideyim ha. Bundan sonra gidebileceğin tek yer adaletin güvenlik kolları. Hadi yürü geç bin. Hadi. Esin değil mi o? Emre ne yapıyor öyle? Yaklaşmayın yakarım ha. Alın lan. Abi silah attı. Bırak her şeyi silah koy. Bora. Hülya teyze. Ne oluyor burada? Hülya teyze bizim gitmemiz lazım. Gerçekten anlasamam. Gördüm Bora. Esin'in evine ne iş vardı? Niye apar topar götürdü? Hülya teyze bakın gerçekten yetişmemiz lazım onlara. Bora! Sana bir kez soracağım. Doğruyu söyleyeceksin. Esin'i sen mi kaçırdın hastaneden? Çok güzel bir nişan olsun istiyorum. Sadeliğiyle göz kamaştırıcı olmalı. Tıpkı Sılam gibi. Bu organizasyon firmaları katalog dağıtıyorlardı. İsterseniz getireyim hep birlikte bakalım. Siz oturun anacığım, siz hiç zahmet etmeyin. Neredeydi ben gider alır gelirim hemen. Hemen rafta yavrum. Tamam. Kaç kere aradım seni. Çok merak ettim. Neden kapalıydı telefonun? Hoş. Neden kapalı olduğu belli. Bakıyorum keyfin de yerinde. Ben de saf gibi seni hala üzgün zannediyorum. Ay kusura bakma Mehmet, arayamadım seni. Ya ama her şey o kadar hızlı gelişti ki doğal olarak vakit bulamadım. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Sen yabancı değilsin, sana söyleyebilirim. Mehmet, biz Tarık'la haftaya nişanlanıyoruz. Buse, ne oldu öğrenebildin mi? Kimden duymuşlar nişan olayını? Canım, öğrendim. Söyleyeceğim ama söz ver sakin olacaksın. Ay Buse adamı delirtme, söyle. Bak sen Tarık'a gelir kazanmak için her şeyi yaptın.
Ama Tarık o kıza çok aşık Meltem. Buse, Allah aşkına söyle ne olmuş? Tarık bir hafta şirkete gelmeyecekmiş. Tatile gidecekmiş. Baş başa kalmak için. Sıla'yla nişandan önce. Meltem. Meltem. Meltem canım. Meltem iyi misin? Delili de yanında, hemen bitirelim şu işi. Ya bırak! Sikri! Boşuna uğraşıyorsun Esin. Bitti artık, bitti. Hadi. Bak yürü. Yürü! Ya bırak! Emre bak, anlaşabiliriz. Ben senin gibi yılanlarla asla anlaşmam. Yürü! Zeynep. Zeynep'i hapisten kurtarabilirim. İfademi değiştiririm. Eğer sen o kamera kayıtlarını yok edip beni hapse göndermezsen, ben de ifademi değiştirip Zeynep yapmadı derim. Zeynep de özgür kalır. Ne diyorsun? Zeynep'in özgürlüğüne karşılık benim özgürlüğüm. Bence çok iyi bir teklif bu.